Eski Türk Edebiyatı'ndan nesir kısmına geldik. Detaylı bir şekilde bu konuyu burada işleyelim. Nesir bir edebiyat terimi olarak nazımın karşıtıdır. Yani şiirin. Vezinli olmayan düz yazı. Söz anlamına gelir. Nesir yazılara mensur. Nesir yazarlarına da nasir denir. Eski Türk Edebiyatı'nda nesir, nazmın gölgesinde kaldı. Bunda başka sebeplerin yanı sıra sanatlı söyleyişin öncelikle şiir dilinde var olduğu düşüncesi birinci sebeple etkili olmuştur. Bununla birlikte eski Türk Edebiyatı'nda nesir sahasında da pek çok türde eserler verildiği ve bu eserlerin bir kısmının edebi değer taşıdığı da görülmüştür. Tabi tamamen körelmedi bu divan edebiyatı döneminde nesir. Şiire göre geridedir ama yine de o da zirvesini yaşamıştır. Kendi gününe kadar. Göktürkler döneminden hitabet üslubunun etkileyiciliği ve içeriğinin doğallığıyla Orhun anıtları Uygurlar döneminden çok farklı bir üslupta kaleme alınan ve önemli bir kısmı Budizm, Manihizm etkisini taşıyan metinler İslami dönem öncesi Türk edebiyatından günümüze kadar ulaşan az sayıdaki yarı edebi nesir örnekleridir. İslam dininin kabulünden sonraki ilk Türkçe nesir örnekleri ise Karahanlılara dönemine aittir. Başlangıç döneminde bilim dili olarak kabul edilen Arapça ve edebiyat dili olarak kabul edilen Farsça ile eserler verildiği görülmekte. Bu dönemde gerek Türkçe gerekse Türk yazarlar tarafından Arapça ve Farsça yazılan eserlerde edebi nitelik ön planda değildir. Bu eserlerin çoğu Arapça ve Farsçadan serbest bir şekilde yapılan tercümeler olup tercüme ise bilgi verici, eğitici, yol gösterici olduğu için estetik bir değer pek aramamışlardır. Birebir çevirisini yapmışlardır. İslam tarihi ve menkıbeleri, dil ve tarih konularında işlendiği başlangıç, dönemindeki bu eserlerin dili ve üslubu sade. Yani yaklaşık ne zamana denk geliyor? 13. 14. asır. 12, 13, 14. Cümleleri kısa ve basit olup derin bir sanat anlayışını ve kültür birikimini yansıtmamakta. Cümleler genelde kısadır ama divan edebiyatının zirve yaptığı 16, 17'lerde nesir cümleleri olabildiğince uzun. Fars dilinin ve birçok yönüyle kültürün etkisi altındaki Selçuklu Devleti'nden sonra Anadolu sahasında gördüğümüz beyliklerin, idarecilerinin, Türkçe dışında başka bir dil bilmemelerinin, Türkçenin yazı dili olarak gelişmesinde rolü olduğu araştırmacılar tarafından ileri sürülür, özellikle Karamanoğullarında. Şiir dili ile düz yazının nitelikleri farklı olmakla birlikte bunlar aynı etkiler çerçevesinde gelişme göstermiştir. Dolayısıyla divan şiiri dilinin gerek söz varlığı gerekse üslup açısından geçirdiği aşamalara paralel olarak nesir sahasında da zaman içerisinde değişiklikler ve zenginlikler görüldü. Şiir gelişti. 13. 14. 15. 16. yüzyılda zirveye geldi. Aynı şekilde nesir de öyle. Doğrusal bir şekilde şu doğrusal diyelim bura 13 buraya 16 17 diyelim bura 19. Yavaş yavaş gelişip zirve dönemini yaşadı ve sonra çöküş. 15. yüzyıl sonlarına kadar yazılan eserlerin temel özelliği dini ve ahlaki niteliğe sahip olmalarıdır. Dini, ahlaki. Bir de o dönemki Moğol faciası da bunda etkilidir. Kur'an tercümeleri, hadis çevirileri, İslam tarihi ve fıkıh alanlarında çoğu tercüme esaslı olan bu eserlerin dili ve üslubu bir sonraki yüzyılda farklılaşmaya başlar. Bunda toplumun uygarlık alanına geçirdiği değişimler ile bilim ve sanat alanındaki gelişmelerin önemli rolü vardır. Bakın önce dini ve ahlaki, daha sonra yavaş yavaş din dışı konularda eserler yazılmıştır. 16. yüzyılda Türk edebiyatı nasıl şiirde usta şairler yetiştirmişse nesirde de sanat kaygısı ortaya çıktı, ustalaştı, hatta maksadın ifade şeklini belirlemeye başlaması bu döneme denk gelmiştir. Maksat ifade şeklini belirledi. Maksadın ne? Sanatlı bir şey mi yazmak? Estetiği ön plana mı almak? O zaman dilin ağır, sanatlı, süslü, uzun paragraflar. Noktalama zaten yok. Eski Türk edebiyatında nesir dilinin asırlar boyunca verdiği örneklerini bu açıdan iki grupta inceleyebiliriz. Sade nesir, süslü nesir. Bu her iki nesir türünün örneklerini asırlar boyunca başlangıç dönemi hariç her dönemde rastlarız. Yani 13 genelde hariç. Sade neslin ilk örneklerinde dilin başarılı bir şekilde kullanılmadığı. Çünkü ilk örnekleri daha yetkin değiller. Arapça ve Farsça kelimelerin daha az yer aldığı,
Daha yeni yeni bir kaynaşma var. Terkipli bir üslubun bulunmadığı, düzenli bir üslup yok ve okuyucu kitlesi olarak daha ziyade genele hitap edildiği görülür. Dikkat edin. Çünkü genelde bunlar neyle ilgili? Dini ahlaki olduğu için ve okuması yazması çok olmayan halka İslamiyet'i tanıttığı için genele. Süslü nesirde ise anlatılmak istenen dilin bütün estetik imkanlarından yararlanılarak ve söz sanatları kullanılarak etkileyici bir şekilde sunulur. İlk nesil örnekleri sade nesille verildi. Sinan Paşa'nın tasarrunamesi süslü nesil ilk örneği olarak kabul edilir. En uç örnekler olarak da Veysi ve Nergisi'nin eserleri gösterilir. Unutmayın süslü nesirde Veysi Nergisi. Her iki nesir kolu da son dönemlere kadar devam etmiştir. 19. asrın sonlarına kadar. Üslup açısından mensur eserleri tarihi bir tasnife tabi tutmadan incelemek daha yerinde olur. İlk tarihlerimizden olan Aşık Paşazade tarihi aslında Sade Nesir'in örneği olmakla beraber yine de aynı türden asırlar sonra kaleme alınan İbni Kemal'in aynı tür, onlar da tarih ve Hoca Saadettin'in tarihleri süslü nesle örnek verilebilir. Geldik son kısma. Bununla birlikte ilk dönemde kaleme alınan kısas enbiya türünün örnekleri yine çok sade dille yazılmış olmakla beraber son dönemde kaleme alınan Cevdet Paşa'nın kısas enbiyası aynı şekilde sadedir. Fakat aynı yazar tarafından kaleme alınan, Ahmet Cevdet tarafından kaleme alınan Tarihi Cevdet'in üslubu daha farklıdır. İlk dönemlerde kaleme alınan eserlerin dilinin sadeliğini yazarların tercihine veya kültürel birikimine bağlamak yerine dilin o dönemdeki durumuyla izah etmek daha doğrudur. Yani siz 13. yüzyıldaki divan şiiri dilini biz nasıl biliriz? Sade biliriz. Nesir dili de bu bağlamda sadedir. Çünkü daha yeni yeni müşterek edebiyatın içine girmiş bulunmaktayız. Arap, Fars, Urdu edebiyatlarının içinde ama 16. yüzyıla gelindiğinde şiir dili nasıl üst seviyeye geldiyse, terkipler düzenli bir hale geldiyse nesirde de aynı şekilde dilin o dönemdeki etkileriyle açıklamak daha mantıklıdır. Ayrıca aynı yazarın farklı kitlelere hitap ettiğinin bilinciyle farklı üsluplar kullandığı da görülür. Şiir dili genellikle belli bir birikime ve edebi zevke hitap ederken nesrin hem bu kitleye hem de halk kitlesine hitap etme yönü şiire göre daha ağırdır, değil mi? Divan şiirini biz sadece saf şiir olarak algılayabilir miyiz? Değil mi? Hani karşılaştırırsak Cumhuriyet döneminde ne deriz? Saf şiir. Saf şiir. Divan edebiyatının şiiri de saf şiir olduğu için genelde tamamen belli bir kitle. Ama nesir hem yüksek zümreye hem de avama. Fakat bu durum her zaman aynı sonucu doğurmaz. Bu konuyu da burada bitirdik. Kısaca geldik bir sonraki konumuz eski Türk edebiyatı tarihinin başlıca kaynakları konusuna. Bunu da burada bitirelim. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar.